senin bir odağının olduğunu tabii ki düşündürüyor. Yani bütün bu görev değişiklikleri, bir takım böyle politikalarda aslında yapılan değişiklikler ya da değişiklik habercileri, işte Sayın Barlas'ın, Mehmet Barlas'ın sert bir döneme giriyoruz, hazır olun demesi, 2022 Türkiye için zor ve bu arada da yani hani bazı ilkelerin, bazı şeylerin unutulacağı bir yıl olarak geçeceğinin göstergesi gibi. Şimdi Müyesser Yıldız, o da TV yazarı biliyorsunuz. İki kere, bir FETÖ döneminde, yakın geçmişte de AKP döneminde cezaevinde yattı. O diyor ki İmralı sözleri, bu Bekir Bozdağ meselesine de atıfta bulunarak, yani bu gelişmeleri yorumlarken İmralı'dakinin yeniden muhataplık seviyesine gelmesinin yolu döşeniyor diyor. Yani dedik ya hani göz kırpabilir. Yeniden Öcalan muhatap alınabilir diyor. Yani bunu Müyesser Yıldız söylüyor. Ona göre bu olabilir. Sonra yazısından bir küçücük bir alıntı yapayım. Geçmişte neler söylediğini aktarıyor Müyesser Yıldız. Bizim yaptığımız işlerin hepsi yasa dışıdır. Erdoğan söylüyor bunda bakın. Haluk Koç çıkıp konuştu. Bu yaptığınız anayasaya aykırıdır, suçtur dedi. Doğru söylüyor, suçtur. Bakın geri çekilmeye karar veren benim. Bu açılım sürecinin başından söz ediyor. Düşünsenize ağır cezalık bir mahkum parlamentonun gündemine gelecek bir öneri sunuyor. Pardon, bunu Erdoğan dedim değil mi galiba, Öcalan'ın. Ben diyor ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir mahkum olarak bunu bir öneri olarak parlamentonun gündemine getiriyor. Şimdi diyor onların hepsi yerine geldi o zaman. Şimdi tekrar bu olabilir diyor Müyesser Yıldız. Ve Bekir Bozdağ'ın da bütün bunları dün dündü bugün bugün diye sorgulamadan yerine getirebilecek bir kişi olduğunu belirtiyor. Sadece Müyesser Yıldız değil, herkes. Söylenen şu: Bekir Bozdağ Erdoğan ne derse yapar, ne kadar sert olursa olsun. Ki sertleşecek belli. Dolayısıyla başta söylediniz ya kendi kabinesini kuruyor diye. Erdoğan seçim kabinesi kuruyor. Seçime doğru sertleşecek ve seçim kabinesi kuruyor. Evet, öyle gözüküyor gerçekten. Yani Bekir Bozdağ dediğiniz gibi yani her şeyi hiçbir sorgu sual olmadan yerine getirecek. Hani başından beri orada görev almış ve bu konuda herhangi bir yalpalamasının bile söz konusu olamayacağını ispatlamış bir siyasetçi. Buna karşılık Abdülhamit Gül'ün son dönemdeki yani bazı açıklamalarını, hani özellikle bu görevden affını istemeden önceki bu şeyle kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yaptığı konuşmayı okuduğumda, hani birçok cümlesinin altına şahsen ben imzamı atacağımı düşündüm. Hani diyor ki insanlar haklarıyla doğarlar. O haklar alınamaz. Yani siz ne kadar güçlü bir iktidar olursanız olun, yani sandıktan ne kadar büyük bir oy oranıyla çıkarsanız çıkın, kesinlikle alamayacağınız insanların bazı hakları vardır. İşte o kişisel verilerin korunması için söylüyor onu Abdülhamit Gül. Ama aynı şeyi ifade özgürlüğü için de söyleyebiliriz, değil mi? Yani bir dizi hakkı var. Şimdi fakat buna karşılık acaba önümüzdeki dönemde, tabii şunu da düşündürüyor. O haklar da yani Türkiye'de kişilerin Abdülhamit Gül'ün haklarıyla doğduk insanların doğduğunu söylüyor. O haklar da çok da o kadar aslında korunmayacağı bir döneme sanki adım adım gidiyoruz gibi gözüküyor. Gül bu konuda biraz daha hassastı, görevden ayrılan Abdülhamit Gül. Ama yerine gelen Bekir Bozdağ o kadar da böyle hani insanların doğuştan getirdikleri, sahip oldukları haklardan filan onları çok önemseyecekmiş gibi bir siyasetçiye benzemiyor. Böyle Bekir Bozdağ bir nüans. sadece Erdoğan'a karşı hassas. Evet, O yani öyle kadar. haklar, işte insanların hakları, doğuştan getirdikleri haklar filan değil. Yani önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı, külliyenin ne yapmak istediği, ne istediği, hangi talimatları
ilettiği filan. Hani onlar dışında pek bir şey ya dikkat edecekmiş gibi gözükmüyor. Umarım yanılırız yani. Hani umarız böyle çıkmaz. Umarız Sayın Bekir Bozdağ da tam tersine bugüne kadar hatta önemsenmediği kadar insan haklarını, bu ülkedeki hani vatandaşların temel haklarını, başka ülkelerdeki hakların bu ülkede de korunmasını, geliştirilmesini gözeten, savunan, onları koruyan, daha da geliştirilmesini sağlayan bir bakan olur inşallah. Ama yani Sayın Bakan ilk defa bakan olmuyor. Yani geçmişte de işte biraz önce Halk TV'de gördüğümüz gibi 5 sene önce görevi devretmiş. Geçmiş dönemlerde nasıl bir bakanlık yaptığı, nasıl bir siyasetçilik yaptığı belli. Ve o da işte biraz önce sizin belirttiğiniz gibi pek öyle hani başka şeyleri değil, tümüyle hani Sayın Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan ne derse, hangi talimatları iletirse onları gözetecekmiş. Onların dışındaki meseleleri, işte hakları filan çok dert etmeyecekmiş gibi bir siyasetçi izlenimi bizde bırakıyor. O zaman da tabii Mehmet Barlas'ın yazısına dönüyoruz ve diyoruz ki gerçekten de demek ki çok sert bir döneme doğru şu anda adım adım gidiyoruz. Yani Abdülhamit Gül'ü de aldılar. İşte bir takım başka değişiklikler de yapıldı ve seçim öncesinde Türkiye çok sert rüzgarların estiği, işte o insanların doğuştan getirdikleri hakların çok da fazla gözetilmeyeceği, bir sene hani bu hakların bazılarının aslında hani askıya alınacağı, inşallah öyle olmaz, umarız öyle olmaz ama sanki hani askıya alınacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Ama tekrar söylemek gerekirse bu sanmasınlar ki sadece muhalefeti ilgilendiren bir şey. Yani şu anda sokakta olan, biraz evvel gördük, Gebze'deki işçiler, onların büyük kısmı iktidar partisine geçmişte hiç şüphemiz yok. İktidar partisine ya da iktidar partisinin oy ortağı olan MHP'ye oy vermiş olan işçiler ya da işte geçtiğimiz günlerde bir kurye, bir kargo firmasının işçileri sokaktaydı. Yani onların da sanmasınlar ki muhalefete oy veren insanlar, işçiler onlar. Ya da Adıyaman'daki esnaf ya da İzmir'de elektrik zamlarını protesto etmek için sokaklara dökülen vatandaşlar. Bunların hepsi, benim tahminimi söyleyeyim, çoğunluğu, yarıdan fazlası en azından, geçmişte bugüne kadar iktidar partisine ya da MHP'ye oy vermiş ya da hala oy veren insanlar. Yani sizin sertliği göstereceğiniz kişiler bunlar. Bunlara göstereceksiniz sertliği ve bu sandıkta sanmayın ki bu sizin lehinize çalışacak bir faktör. O sertlik hiç beklemediğiniz bir şekilde vatandaşların daha da büyük şeye, yani o anketlerdeki erimenin daha da hızlanmasına, iktidar partisinin oylarının daha da azalmasına neden olacak bir politika ya da dönüşebilir. Çünkü hani Gezi'de hani sizin sertlik gösterdiğiniz, hani muhalif dediğiniz o gençler, Gezi'de işte tepesine hani gaz fişeklerini attığınız gençler açıkçası sokaktan ellerini ayaklarını çekti. Bir kısmı zaten yurt dışına kaçtı. Bir kısmı yurt dışına kaçma hesabı yapıyor. Kaçmayanlar da köşesinde atanmayı bekliyor ya da işte kaderini küsmüş. Türkiye'de ayakta kalmaya çalışıyor. Şu anda sokakta olanlar, tekrar etme pahasına söylüyorum, iktidar partisinin kendi seçmenleri. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü bu elektrik faturalarındaki zamlar ateş düştüğü yeri yakar. Sizin seçmeninizi yakıyor. Yani Türkiye'de milyonları yakıyor. Şu anda ateş dar gelirlilerin evlerinde. Fakirlerin, yoksulların evlerinde o faturalar zenginlerin çok umurunda değil. Yani onlar için, onların toplam geliri içindeki payları yine de düşük. Asıl mesele küçük esnaf, dar gelirli vatandaşlar. Onlar yani, onlar seslerini yükseltecek. Onlar pankart asacak Adıyaman'da. Yarın öbür gün onlar bağıracak. Onlar bir mitingde Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakanım bu zamları çekin diye bağıracak olanlar onlar. Sertlik göstereceğiniz insanlar da onlar. Yani varın yapmayın etmeyin demek de geliyor. Yani hani bu politika doğru politika değil. Bu politikadan aslında hani yol yakınken vazgeçin. Bu tabii ki hepimiz için kötü olacak. Türkiye Cumhuriyeti bu ülkenin vatandaşları için kötü olacak ama sizin için de kötü olacak. Yani bu sertlik politika sizin için de, sizin de işinize yaramayacak. Yapılması gereken aslında ekonomiyi düzeltmek. Yani yapmalı hani sertlik yerine hani ben beceremiyorum bu işi. Enflasyon aldı başını gidiyor. Beceremiyorum, beceremedim, yapamadım, edemedim. Elimde kalan tek şey sopa. Kötekle ben susturayım bu. Yani bu politika doğru politika değil. Yani yapılması gereken yanlışları düzeltmek. Yani insanların seslerini yükseltmesine neden olan bu yanlışlardan geri adım atmak.
Yani o işte pankartların, vatandaşın sokağa dökülmesinin, işçilerin fabrikada eylem yapmasının neden olan politikalardan vazgeçmek.